Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Amerikan basından öne çıkan konuları özetleyeceğiz. Pınar Sayar Kızılçalı, haftanın son günü Amerikan manşetlerine taşınan konuları sizler için derledi sen dinliyoruz Pınar. Özlem Amerikan basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post bugün Senato'da onaylanması planlanan Cumhuriyetçi Partinin hazırladığı vergi yasa tasarısının önüne dün akşam aniden yeni bir engel çıktığını yazıyor. Gazete Cumhuriyetçi Parti'nin yasayı geçirmek için şu anda açık ve net bir planının olmadığını kaydediyor. Habere göre en büyük sorun vergi kesintilerinin ulusal borcu arttıracağı kaygısı duyan senatörlerin bu kaygılarının yeterli ölçüde giderilememiş olması. Tennessee senatörü Bob Corker ve Arizona senatörü Jeff Flake, vergi kesintilerinin ulusal borcu daha da arttırmayacak şekilde tasarlanması konusunda ısrar ediyor. Bütçe uzmanları borç miktarının daha da artması durumunda Amerika'nın olası bir mali krize ya da ekonomik çalkantıya karşı koymasının giderek zorlaşacağı uyarısında bulunuyor. New York Times Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınacağına ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirileceğine ilişkin habere yer veriyor. Gazete Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin Başkan Trump'la arası giderek soğuyan Dışişleri Bakanı Tillerson'ı önümüzdeki birkaç hafta içinde görevden uzaklaştırmak için bir e, plan yaptığını yazıyor. Beyaz Saray, Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalacak CIA Başkanlığı koltuğuna Arkansas Senatörü tam katını oturtmayı planlıyor. Görüş ayrılığı yaşayan Tillerson ve Trump arasındaki ilişkiler, Tillerson'ın Trump'a moron yakıştırması yapması ve Trump'ın Kuzey Kore ile müzakere yapmaya çalışan Tillerson'a zamanını boşa harcıyorsun demesiyle iyice gerilmişti. Uzmanlara göre Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığına getirilmesi, bakanlığın Kuzey Kore ve İran'la ilgili meselelerde daha şahince bir yaklaşıma yöneleceğinin sinyalini veriyor. New York Times bugünkü baş yazısını da Tillerson'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alınması olasılığına ayırmış. Tillerson'ın görevde bulunduğu sürece Amerikan dış siyasetine ve Dışişleri Bakanlığı'na büyük zarar verdiğini kaydeden gazete, başarılı Dışişleri Bakanlarının başkanlarıyla ilişkilerinin karşılıklı saygı tabanına oturduğunu ancak Trump-Tillerson ilişkisinin bu ilkeyi yıktığını yazıyor. Başyazı şöyle devam ediyor. Tillerson Dışişleri Bakanlığı'nı en üst düzey diplomat gibi değil, bir şirketin verimlilik takıntılı danışmanı gibi yönetti. Bakanlık bütçesinin %30 oranında kesilmesine destek vererek 2000 deneyimli diplomatın uzaklaştırılmasını onaylamış oldu. Diplomasi kurumunun altını oydu. Yerine getirilmesi düşünülen Mike Pompeo ise partizanlığıyla dikkat çekiyor. İran nükleer anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor. Rusya'nın seçimlere müdahalesini hafife alıyor. CIA başkanlığına getirilmesi planlanan tam da farklı değil. Örneğin CIA'in ileri sorgulama teknikleri adını verdiği işkenceye dayalı uygulamaları geri getirmek istiyor. Zaten askerlerle dolu Trump kabinesine Pompeo ve Katın gibi yine ordu kökenli iki ismin getirilmesi sivillerin saf dışı bırakılması anlamına gelir. New York Times bugün ayrıca Mısır'ın Amerika'yı saf dışı bırakarak Rus jetlerine kapılarını açacak üsler kurulmasına ve hava sahasını açmaya onay verdiğini bildiriyor. Habere göre Rusya ve Mısır arasındaki anlaşma sonuca vardığı takdirde Rusya 1973 yılından bu yana ilk kez Mısır'daki varlığını pekiştirmiş olacak. Uzmanlar Mısır'ın şimdi Rusya'ya yaklaşmasının Başkan Trump'ın Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik ağırlığını yok etmeye başladığının bir işareti olduğu görüşünde. Wall Street Journal Amerikan ekonomisinin ve piyasaların 2017 yılını güçlü bir şekilde kapatacağını yazıyor. Gazete tüketici harcamalarının, konut satışlarının ve iş yatırımlarının arttığını, borsa endekslerinin yüksek sınırları zorladığını bildiriyor. Habere göre yatırımcılar arasında ise olası vergi kesintilerinin ekonomik büyümeyi körükleyeceği şeklinde iyimser bir hava hakim. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilir. Farklı sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz.